Merhaba arkadaşlar, optimizasyon dersine devam edeceğiz. Şimdi geçen hafta daha önce verdiğimiz örnek üzerinden devam ederiz. Onu yaparken şurada eksiğimizi bir tamamlayalım. Eksi 10 ile 10 aralığında diyelim buna. Nerede, hangi aralıkta üretileceğini yazmış olalım. Şimdi burada daha fazla, şimdi bu henüz bir optimizasyon algoritması değil ama bir başlangıç seviye algoritma gibi düşünülebilir arkadaşlar. Şimdi size ben internetten bir algoritma açmak istiyorum. Arılar algoritması, Bayes algoritm diye geçiyor. Bu Bayes algoritm temel bütün işlemlerinizi yapabileceğiniz çok hızlı, güçlü, güzel bir algoritmadır. Şimdi buradaki yapıyı ben size anlatayım. Diyelim ki sizin optimizasyonu aradığınız bir f fonksiyonu budur. F fonksiyonu iki boyutlu grafiğinin bu olduğunu farz edelim. Şimdi bakın burada birçok tepeler var. Minimumlar yine mevcut. Siz minimum veya maksimum aradığınız duruma göre optimizasyon işlemi değişir. Şimdi siz buradaki diyelim minimumları arıyorsunuz arkadaşlar. Minimumları ararken bakın şurada yine sizi zorlayacak küçük tepeler var. Bunlar optimizasyon algoritmalarında gerçekten zorlayıcı noktalardır. Çünkü birden fazla mesela şu ciddi bir zorlayıcı noktadır. Çünkü mesela sizin serptiğiniz ekrana serptiğiniz, fonksiyona serptiğiniz datalar, bireyler şu noktalara gelip de takılırsa işte buradan kurtulamazsa ciddi bir problemdir. Burayı o global minimum zannedebilir. Halbuki o global minimum değildir. Bir lokal minimumdur. Yani gerçek çözümümüz değildir. Bununla birlikte bakın iki tane farklı birbirine yakın noktalarda yine mevcut. Şimdi arılar algoritmasında yapılan şey geçen hafta size verdiğimiz örnektekine benzerdir. Rastgele değerler atamakla başlanır. Bireyler fonksiyon üzerinde x ekseninde random olarak dağıtılır. İşte sıfıra dağıtılmış. Atıyorum 2, 3, 5, 7, 10, 11, 13'e rastgele olarak dağıtılmış arz edelim. Şimdi bu bireyler x ekseninde dağıtıldığı zaman f fonksiyonunda yerine yazılıyor. F fonksiyonunda yerine yazıldığı zaman bunların y eksenindeki karşılıkları da hesaplanıyor. Y eksenindeki karşılıklar hesaplandıktan sonra arkadaşlar bunların işte minimum olan en iyileri işte belirli sayıdaki en iyisi tutuluyor. İşte burada mesela en iyisinin 3 tane seçilmesi isteniyor. 10 tane arımız var, gezgin arımız var diyelim. Bu 10 tane gezgin arının en iyi 3 tanesinin hesaplanması, alınması mesela arzulanıyor, isteniyor. Buna karar veriliyor diyelim arkadaşlar. Şimdi bunda y ekseninde minimum aradığımıza göre minimum olan 3 tanesi seçer. 1, 2, 3 tanesi gördüğünüz gibi minimum. Şimdi bu henüz bir optimizasyon eylemi işlemi değil. Bundan sonra yapılacak işlemler bunu bir optimizasyon işlemine çevirecek. Bakın 3 tane arımız var. 3 tane bizim gezgin arımız bulunuyor. En iyi değerler alındı. Bu 3 tane arının yakın komşuluklarına diğer arılardan destek geliyor. Yani normal doğada da zaten bu böyledir. Arılar işte siz mesela piknik yapmaya gittiniz. İşte masada tavuk pişmeye başladı. Geldi masaya. Hemen arkasından bir tane arı geldi. Şimdi bakın dikkat edin. Eğer o arıyı yakalarsanız bir bardak filan üstüne kapatırsanız uzun süre başka arı gelmez o bölgeye. Ama siz bu arıyı geri bırakırsanız yani kovalarsanız o arı bir ortadan kaybolur.
Ortadan kaybolduğu sırada yaptığı şey şudur. Kovana dönüp ben yemek buldum. Bana yardımcı, destek olacak arılar verin. Gidip şu yemeği toplayalım diyor. Bunu waggle dans denen bir dansla gerçekleştiriyor. Onun heyecanını gören diğer arılar onun bulduğu besin kaynağının kalitesini anlıyorlar. Ona göre peşine takılıyorlar. Az sonra siz pikniğe devam ederken arıyı kovaladık, kurtulduk derken az sonra çok miktarda arıyla arkadaşlarını toplayıp geri gelmiş oluyor arkadaşlar. Bu durumdan kurtulmak için o ilk arıyı sizin atıyorum bir bardakla bir şeyle hapsedip pikniğinizin sonunda da geri salmanız uygun bir çözüm olacaktır. Doğadaki yapısı budur. Arılar algoritması da bunu taklit etmektedir zaten. Burada işte gitti, haber verdi, ben iyi arıyı, ben iyi kaynak buldum diyen 3 tane arıyı takip etti. Diğer arı bireyleri yanlarına geldi. Yanlarına geldiği zaman aynı noktaya inmezler. Onlar da etrafında dolaşırlar. Burada da öyle yapılıyor arkadaşlar. Etrafında benzer komşulukları bulabilir miyiz? Daha iyi bir yer bulabilir miyiz diye bunun etrafında birden fazla arı dolaşıyor. Bakın bir tanesi buraya konmuş, bir tanesi şuraya konmuş, bir tanesi şuraya konmuş. Bakın mesela önceki değeri buyken, şu ortadayken komşuluk alanı, bir komşuluk alanı tanımlanır. Bu bütün arama yüzeyi kadar geniş değildir. Atıyorum burası işte 0-10 arasında arıyorsak komşuluk arama mekanizması +1 veya -0.5 gibi bir arama yüzeyinde yapılır. Mesela şu 8 ise 8.5 ile 7.5 arasında bir yerlerde random olarak yerleş işlemi gerçekleştirilir. Gerçek doğada da arının yaptığı bu eylemdir. Buraya yerleşir arkadaşlar. Daha sonra yeni gelen arılarla eskilerin durumları karşılaştırılırken bir taraftan da bakın şu arıların yerlerine de dikkat edin. Onların yerleri de değişti. Geriye kalan arılar rastgele saçılmaya devam eder. Bakın önceden şurada vardı, şurada vardı. Şurada ve şurada vardı. Bakın bu aramada artık buradaki arılar, şuradaki arılar yok. Artık onlar da rastgele başka yerlere gitti. Çünkü onlar da artık o buldukları noktanın iyi olmadığını farkındalar. Daha iyi bir nokta bulabilir miyiz diye random dağılıyorlar. Yani ikinci iterasyona girmiş oluyoruz biz. Ya da iterasyona başlamış oluyoruz. Birinci iterasyona dönmeye başlamış oluyoruz da diyebiliriz. İlk baştaki aramayı iterasyon dışında farz edersek artık iterasyona girdik. Buradan tekrar buraya döneceğiz her seferinde. Diğer arılar rastgele saçılır. Ama birkaç tane arı iyi bulunan arıların etrafına, iyi bulunan noktaların etrafına gönderilir arkadaşlar. Benzer şekilde bakın ikinci adıma geçildi. Şu kötüydü. Bakın şu iyi, şu da iyi. Şimdi artık bunlar bertaraf ediliyor. Bu üçü bertaraf edilir. Daha iyi olan değerler alınır ama burada dikkatinizi bir şey çekiyor. Şuraya rastgele geçen bir arı şunlardan daha iyi bir sonuç bulmuş. Dolayısıyla bu alınacak. En yakın olan bu alınacak, şu alınacak. Diğer bütün arılar normal rastgele gezmeye bırakılacaktır. Bakın bu, bu ve bu üçü en iyi olan değerler artık iyi değer olarak alınmış oldu. Artık ikinci iterasyona geçtik. Burası ikinci iterasyon olmuş oldu. Yeniden iyi değerler alındı. Bunların komşuları yeniden arandı. İkinci iterasyon etrafında geziliyor. İyi bir yer bulamadı. Bakın yukarıya verdi. Geçtik. Bu şekilde arama yapılarak arkadaşlar tık 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 daha en iç noktaya kadar, en iyi noktaya kadar gelinebilir arkadaşlar. Sistem bu şekilde çalışır. Şimdi biz geçen hafta verdiğimiz örnek üzerine benzer bir eklentiyi birlikte yapmaya çalışalım. Şimdi böyle bir eklentiyi nereye yaparız, nasıl yaparız? Bakın şuradaydı. Burada sadece minimumu buluyorduk. Tek bir minimum üzerinden gidelim. Tek minimumu bulduk. Bu minimumun etrafında birkaç tane birey dağıtmış
olalım arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Şuraya alayım. Araya sokarız onu. Şimdi tut minimum minimum f. Peki tut f büyük mü, tut f. Buradan sonra işte şuraya koyarsak bence gayet güzel bir adım da yerleştirmiş olacağız. Şunu şöyle çekeyim. Şimdi şuraya geldiğimizde elimizde ne var? En iyi değer var. Aslında şuradan yapalım. Eskisinin karşılaştırmasını. Yani bunun altında bir alt adımında da yapabiliriz. Bir üst adımında da yapabiliriz. Şurada yapalım şimdilik. İki adımda da yapılabilir. İkisindeki tepki de birbirinden farklı olabilir arkadaşlar. Bu adımda minimum f ve minimum x hatırlarsanız belirlenmişti. Şimdi şuradan şuna benzer bir şey kopyalayalım. Şu tut x diyelim. Tut x'in etrafında dolaştıralım. Evet. Tut x etrafına random 10 değer gönder diyelim. Burada gönderirken aynı arılar algoritmasında olduğu gibi arkadaşlar bu aralığı daraltmamız gerekiyor. Artı eksi 1 aralığında 10 tane değer bunun etrafına gönderelim diyelim. Bunu da hatta 0.5'te diyebiliriz de tabi 0.5 daha kolay olacak. Şey rand komutunu çektiğiniz için artı eksi 1 aralığına uğraşmazsınız. 0.5 aralığına çekersiniz. Rant yazarsınız. Eksi 0.5 yazarsınız. Böylece eksi 0.5 ile artı 0.5 arasında bir random değer üretmiş olursunuz arkadaşlar. Tane random değer gönder diyeceğiz. 10 tane random değer gönderdikten sonra şimdi burada şeye bakabiliriz. İlk değerimizde tutulacak. Sonraki 10 değer var bir de. Yani elimizde 11 tane yeni değişkenimiz, yeni değerimiz bulunmakta arkadaşlar. Bunu yapabilmek için artık bu 11 tane değerin en iyisini bulmamız gerekiyor. Şimdi hemen şöyle yapalım. Şöyle koyalım altına diğer bir basamak. Tut x ve yeni random 10 değer arasından en iyisini bul ve tut x'e yaz. İşte arkadaşlar şimdi bu adımları eklediğimizde buradan hemen ben size random'u da bir göstermiş olayım. Zaten bildiğiniz şey random. Random acıklarla buradaki komut karşılığı round 1 dediniz. Bakın roundlarda her zaman 0 ile 1 aralığında değer çıkar. Eksi 0.5 dediğiniz zaman bakın eksi 0.4, eksi 0.2, 0.04, 0.45, yani 0.46, yani arkadaşlar her zaman artı eksi 1 aralığında bir değer alacaktır. Size hatta şöyle de
bir şey yapayım, max aç parantez. Şunu 10 yapalım, ona onluk matris oluşturacak. Bakın maksimum değerleri 0.45 civarı maksimum değerler var. Benzer şekilde de minimum dediğimizde de gene 0.49 mesela. Bakın hiç 0.5'i geçen yok ama 0'ın altında 0.5'e kadar ve 0'ın üstünde 0.5'e kadar olan bütün değerlere ulaşmak mümkün. Hatta daha da fazla ulaşalım diyorsanız, iyice bunun randomluğundan emin olalım derseniz şöyle yaparsınız. Bakın 100 dediğiniz zaman, bakın 0 900 490 498'e kadar, 497'ye kadar 0.5'e tam denk gelmez. Bakın 0.499 var mesela. Böyle bu aralıklarda arama yapabilir. Hatta bunu bir de max'la çevirelim. Max yaptığımızda da bakalım 0.997'yi gördüm. Gördüğünüz gibi ciddi şekilde 0.5'e kadar yaklaşıyor. Böyle artı eksi 0.5 değerini atayabilirsiniz. Tut ise yeni random 10 değer arasından en iyisini Tutix ve yeni şunun tırnaksını alayım da birazcık daha anlaşılır olsun. Yukarıda 10 değer oluşturmuştuk bir üst adımda. Bir de Tutix'imiz vardı. Bunların arasından en iyisini bul ve Tutix'e yaz. Şimdi en iyisini bulma işlemi nasıl yapılacak? Buradaki bütün bu değerler f fonksiyonuna yazılacak. En iyisini bul, orada biz açıklayalım. Arasından fi minimum yapanını diyelim. En iyisini bul. Bu açıklaması öyle olsun. En iyisini f minimum yapanı bul ve tutx'e yaz. Daha sonra buradan tekrar döngüye devam edelim. İterasyona devam edelim arkadaşlar. Tutx'e ve tut ne demişiz yukarıda? Tutf. Tutf'e yaz. Şimdi algoritmamız birazcık daha güzelleşti. Artık global aramanın ötesinde bir de lokal arama yapar hale geldi arkadaşlar. Bu iki adımı da buraya koyalım. Hemen şuradan oklarımızla yönlendirme yapalım. Hatta biraz çekebilirim istersen. Şöyle çekeyim. Şöyle yapalım. Artık bu adımları da yerlerine yerleştirmiş olalım. Şunu değiştirebiliyor muyuz? Zannetmiyorum. Buradan gene evet, gene çalışmıyor.
Evet. Şimdi arkadaşlar son durumu bir kontrol edelim. İterasyonun ilk değer atamaları yapılacak. 10 değer atanacak. Artı eksi 10 aralığında x dizisi f fonksiyonun yerine yazacak. Şimdi bizim bir de f fonksiyonumuzu da değiştirelim isterseniz. F fonksiyonumuzu da şuraya yazalım. Hatta şuradaki verileri de oraya yazalım. Şöyle yapayım. Böyle bir şekilde böyle bir işlem yapıyor. Şimdi alacak. Word'de bazen bir şeyler yapmak gerçekten zor olabiliyor arkadaşlar. Şuraya ben bir tane metin kutusu koyayım. Olsun gitsin. Şimdi biz f fonksiyonumuzu da şuradan değiştirelim. Farklı bir f fonksiyonumuz olsun arkadaşlar. Mesela kosinüs cos x eksi 1 2 cos x olsun hatta. Bunu bir de artı diyelim, logaritma x eklemiş olalım. Evet, fonksiyonumuz bu şekilde olsun arkadaşlar. Bu fonksiyon üzerinde bir çalışma yapın. Bir dahaki dersimize bunun MATLAB kodunu yazmaya çalışalım birlikte. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.